Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle tam kıvamında lezzetli mi lezzetli bir lahmacun içi hazırlayacağız. Biz içi hazırlayıp burada odun fırınlarına gönderiyoruz. Çok güzel bir şekilde yapılıp geliyor lahmacunlarımız. Evde tek tek uğraşmıyoruz. Tabii ki de evde de yapmak isteyenler aynı içle hamur yoğurup tek tek yapabilir. Biz de yapıyoruz. Ama biz fazlaca yaptırdığımız için gerek duymuyoruz. Fırına gönderip bu şekilde lahmacunlarımız yapılıp geliyor. İnşallah onun da son gösterimini yaparım sizlere, fırından geldiği halini de. Evet arkadaşlar, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Malzeme listeme geçeceğim arkadaşlar. Burada şöyle 1 kilo geçkin soğanım var. Domatesim var. 6 adet. Şöyle 1 kilo kıymam var. Kıymam yağlı arkadaşlar. Lahmacunun kıyması genelde yağlı olur. Kuyruk yağıyla birlikte çektirdiğim kıymam var. Şöyle bir demet bol bol maydanozum var. Sarımsağım var. Şöyle 5 diş kadar. Salçamız var. Biber salçası tabii ki de. Pul biberim, karabiberim, toz biberim, tuzum ve biraz da isotum var arkadaşlar. Bir su bardağı sıvı yağım var. Bunları şimdi hazırlamasına geçelim. Lahmacun için hazırlarken ronda kullanan da oluyor, kullanmayan da oluyor. Ben şimdi rondodan geçireceğim hepsini. Öncelikle soğanlarımı kabuklarından ayıracağım. Sarımsaklarımı kabuklarından ayıracağım. Domateslerimin kabuklarını soyacağım arkadaşlar. Bir ön hazırlık yapacağım. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar, soğan doğrarken tekrar hatırlatayım. Şöyle birinin başını bıçağınızın üzerine takarsanız gözünüz yanmayacak. Normalde benim de gözlerim çok yanar soğan doğrarken. İnanılmaz derecede yanıyordu hem de. Hiç olmasa bu şekilde bayağı bir engelliyor. Bu şekilde hepsini soyup hazırlayacağım ben. Evet, ön hazırlığımı yaptım. Domateslerimi kabuklarından ayırdım. Sarımsaklarımı da bu şekilde soydum. Soğanlarımı parçaladım. Şöyle robotta kolay bir şekilde geçirmem için hazırladım. Maydanozumu biraz ufalttım. Şimdi rondomu çıkartıyorum. Hepsini rondodan geçireceğim. Şöyle içi hazırlayacağım kabımı koydum. İçerisine hemen kıymamı boşalttım. Bu şekilde. Şimdi soğanlarımdan çekmeye başlayacağım. Çok fazla ince olmayacak arkadaşlar. Hatta çektiğim kısmı şöyle göstereyim sizlere.
Bu şekilde yeterli. Şimdi bütün malzememizi bu şekilde çekip harcımıza hazırlayacağım. Maydanozumu da koydum, rondama, son. Bu şekilde güzelce çekeceğim. Evet, maydanozumu da çektim. Şöyle rondomun işi bitti herhalde. Şöyle içimizi ortaya alayım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. İnce ince çekildi maydanozumuz da. Robotumuz da çekildi. Şöyle güzelce içini boşaltıyorum. Evet, şimdi isotumuzu döktüm. Bayağı 2 yemek kaşığı kadar isotum var. Onu kullandım. Şöyle toz kırmızı biberimi koydum. Şöyle 2 çay kaşığından fazla karabiberimi koydum. Biliyorsunuz bu tür yemekler, lahmacun olsun, içli köfte olsun, baharatı sever. Pul biberimi koydum. Şöyle 2 yemek kaşığı salçamı da koydum. Salçam biber salçası. Şu tuzumdan da ekledim. Tuzu zaten kontrollü koyacağım arkadaşlar. Hemen sıvı yağımı döktüm. Bu şekilde bütün malzememi döktüm. Güzelce yoğuracağım. Malzemelerin birbirine tamamen girmesi, lezzetinin artması için bu şekilde 5 dakika yoğuracağım. İnanın şimdiden kokusu beni yediyor. Bütün malzememizi bu şekilde karıştırdım. Tuz kontrolünü siz damak tadınıza göre yapın. Az tuzlu sevenler az tuz koysun. Tuzlu sevenler kendine göre ayarlayıp koyabilir. İsot da ayrı bir lezzet veriyor lahmacuna. Yapmayan, denemeyenler mutlaka denesin. Gerçekten lezzetini, farkını sizler de göreceksiniz. Bu şekilde iyice bir 5 dakika iyice özleşene kadar böyle birbirine geçsin lezzeti karıştırdım. Ve gördüğünüz gibi harika bir iç oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu fırına göndermeden önce bir yarım saat bekleteceğim buzdolabında. Evet, için ayarına bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle kenarlarını temizleyeyim hatta. Harika bir iç oldu. Lezzeti, kokusu zaten. Ben lahmacunum diyor. Bu şekilde bir yarım saat buzdolabında bekleyip fırına gidecek arkadaşlar. Daha sonra pişmiş halini de göstereceğim sizlere.
Evet, fırınımızdan geldi lahmacunlarımız bu şekilde. Daha duman üstünde gördüğünüz gibi. Harika. Şöyle göstereyim. Şimdi size doku testi yapacağım. Evet, şöyle lahmacunumuzun birini aldık. Hemen biraz soğan piyazı. Maydanozlarımızdan bu şekilde. Şöyle limonumuzu da sıktık. Evet, yemeği hazır arkadaşlar. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Yeni bir tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.